Hoş geldiniz. Bugün heyecanlı, güzel bir gün. Uzun zamandır bekliyoruz. Fatih Hocam da aramızda böyle illerde de konuşmalarını takip ediyoruz. Ayrıyeten kendi ilimizde görmek de bizim için çok büyük bir onur. Fatih Hocam, izniniz olursa başlangıç kısmında biz küçük bir video hazırladık. Onunla başlamak istiyoruz. Çok kısacık, çok da vaktinizi almayacağız. Yalnız ben sizin paylaşımınızı durdurmak durumundayım şu an için. Kendim bir paylaşım açacağım. Tekrar veriyorum paylaşım o zaman. Şöyle. Bir yandan gelenler ekranımı kapatıyor. Şu an ekranımı görüyor musunuz? Şu anda görüyoruz, evet. Görüntü geldi mi? Video açılmadı ama. Hala yok değil mi? Evet. Allah Elif Allah. Hocam, arka planda videoyu açık hazır halde tutup daha sonra öyle yapayım. Paylaşsam. Öyle deneyeyim. Öyle deneyeyim. Aynen öyle deneyeceğim. Geçen benim de başıma gelen şey. Evet, böyle olmuyordu aslında ama bazen sürprizler olabiliyor. Şöyle dene yapacağım. Olmazsa ben denerim buradan, tamam mı? Tamam. Hazırdım. Tamam, hocam. Sen de hazırsa eğer hazır. Ekranımı kaybettim şu an. Peki hocam, sen paylaş istersen. Ben şu an kontrol edemiyorum çünkü arka plan açıkken. Tamam. Tamam, ben kapatıyorum paylaşımı. Belki daha sağlıklı olur o şekilde. Katılımcı arkadaşlar, videolarınızı kapatabilirseniz bizim de işimiz rahat olur. Şu an ekranım görünüyor mu? Evet, evet. Güzel. Tamam. En başa al istersen. Tamam.
Evet, 2015 yılında ilk kez Fatih Hocam'la yüz yüze Düzce'de karşılaşmıştık. Bölgesel çalıştayımız olmuştu 2015 İTV'nin bölgesel çalıştayı. Fatih Hocam, zannediyorum ilk başlayan bölgesel çalıştaylardan ikinci ya da üçüncüsüydü diye hatırlıyorum. Ben yanlış da olabilir. Bir daha öncesi bir Karabük çalıştayı olmuştu. Daha sonra eş zamanlı gerçi farklı illerde de olmuştu. Siz bizim ilimize gelmiştiniz. Çok güzel, çok coşkulu. Farklı illerden de arkadaşları burada Akçakoca'da ağırlamıştık. Çok verimli geçmişti o dönem. Ben o zamanı hatırlatmak istedim size. Hatırlamışsınızdır mutlaka. Çok güzel bir eğitimdi. Yani 2015, 5 yıl olmuş ve o zaman daha geçmişiz. Yani aradan 5 yıl geçti ve o süreçteki o değişikliği insan fark ediyor. Hepimiz çok geçmişiz. Orada tanıdık arkadaşlar da var bizimle beraber toplantıya gelen. Güzel bir çalıştaydı. Tekrar burada olmaktan, Düzce'de olmak çok güzel bir şey. Ben bütün katılımcı arkadaşlarımıza, başta Ulusal Destek Servisi'ndeki gelen arkadaşlarımıza ve il koordinatörlerimize, hepsine, burada birçoğunu görüyorum. İşte Hatay var, Zonguldak var, Nevşehir katıldı. İşte göremediğim, şu anda ekranda gördüğüm kadarıyla. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Katılımcı sayımız da 181 oldu şu anda. Sevgi Hocam, hoş geldin. Selamlar, saygılar herkese. Arkadaşlar, bugün sokağa çıkma yasağının bittiği bir gün. Çarşamba günü Ankara'da en azından. Bunun çoğu kişinin katılamayacağını düşündüm ama yeteri kadar öğretmen arkadaşımız katıldı. Bugün ben başlayayım isterseniz Elif Hocam. Fatih Hocam, sözünüzü bölüyorum ama siz başlamadan ufak bir ben arkadaşlarla şöyle bir Fatih Döver kimdir, Mehmet Fatih Döver kimdir diye biz sorduk. Gerçi sizi herkes biliyor. Ona şüphemiz yok. Ama grup ekibimize, ailemize yeni katılan üyelerimizin de olduğunu varsayarak öncelikle Mehmet Fatih Döver kimdir diye ben arkadaşlarımdan sizin için hazırladığımız küçük ufacık bir tanıtım istiyorum. Sevgi Hocam, buyurun sizinle başlayalım. Daha sonra Gülşah Hocam'la devam edelim. Çok şu an arkadaşların da çok eş zamanla başka işleri var. Kırmadılar, rica ettiler. Rica ettim, geldiler. Sağ olsunlar. Onları da çok fazla bekletmeyeyim. Buyurun başlayalım. Öncelikle bu programı düzenleyen Düzce İl Koordinatörü arkadaşım, hem de üniversiteden arkadaşım Elif Tergani hocama ben teşekkür ediyorum. YİTEK'ten katılan, MUDESE'den katılan Hülya hocama, Fatih hocama ve koordinatör arkadaşlarımın hepsine merhaba diyorum. Şu anda katılan arkadaşlarıma da merhaba diyorum. Mehmet Fatih Ciğer hocam, 2012 Güzel Atlar Diyarı Güzel Atlar Diyarı'nda yolumuz kesişti ve hala devam ediyoruz. E-Twinning'in gülen yüzü desem yeterli olur sanırım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Gülşah Hocam, hemen sizinle devam edeceğim. Toplantınız olduğunu biliyorum. Sevgili Elif, tekrar merhaba. Öncelikle bu nazik davetin için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Tüm itinerlere, öncelikle Ulusal Destek Servisi'ne ve il koordinatörlerime kocaman bir merhaba diyorum. Eskişehir'den sevgilerle. Fatih Hocam, benim için her daim bize destek olduğunu hissettiren, bize kıymet veren saygıdeğer bir lider benim gözümde. Kendisini ve tüm Ulusal Destek Servisi'ne, Ulusal Destek Servisi'nin kıymetli üyelerine bize her daim destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Fatih Hocam'ı da en kısa zamanda Eskişehir'de yüz yüze de ağırlamak istiyoruz. Bize bir sözü var, unutmadık. İnşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gülşah Hocam. Size de kolaylıklar diliyorum. Gülten Hanım, buyurun lütfen. Merhabalar. Elif Hanım, teşekkür ediyorum. Fatih Hocam'ın yanı sıra Hülya Hanım ve Turan Beyler de buradalarmış. Yani ben onlara da aynı sözü ithaf ettiğimi belirtmek isterim. Ben de Gülşah arkadaşım gibi düşünüyorum. Bence de Fatih Hoca'yı en iyi tanımlayacak özelliklerden bir tanesi ve belki en önemlisi vizyoner lider kimliği. Yani vizyoner lider ilham verir, ekip işin içerisine katar, aidiyet duygusunu geliştirir.
Ya küçük bir örnek vermek istiyorum. İşte her yıl bir video hazırlanır. ETV'nin ulusal konferansında gösterilmek üzere. Oraya bir şarkı belirlenir. Bu sene mesela Fatih Hocam biz koordinatörlere sordu. Biz şu şu şarkıları belirledik. Siz başka ne önerirsiniz diye. Bu küçük bir örnek. Yine eğitimlerinde hep bir ilham veren bir kitap önerisi, film önerisi veya bir sözle bitirdi eğitimini. Yine ilham vermeye devam etti. Ben de bir özlü sözle bitirmek isterim. Orijinali İngilizce olan bir söz. Söyleyen de John Quincy Adams, Amerika'nın 6. başkanıymış. Bunu da yeni öğrendim. Şöyle demiş, eğer eylemleriniz başkalarının hayallerini harekete geçiriyorsa, onları daha çok öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa, siz bir lidersiniz demektir. Bence öylesiniz. Siz Fatih Hocam ve şahsınızda tüm UDS ekibindeki koordinatörlerimiz teşekkür ederim. Çok teşekkürler Gülten Hocam. Harikasın. Birazcık hazırlandım. Kesinlikle çok çok güzel tanımlamışsın Fatih Hocam'ı. Medine Hocam buyurun sizinle devam edelim. Merhaba. Merhaba hocam. Öncelikle ben başta Fatih Hocam olmak üzere, Türkiye Koordinatörü olmak üzere, tüm UDS çalışanlarını, Hülya Hocam'a, Turan Hocam'a ve tüm İTV'nin ailesine, koordinatör arkadaşlarıma merhaba diyorum. Fatih Hocam'ı tanımlamak için dün akşamdan beri düşünüyorum, çok şey geçti aklımdan ama en öne çıkanı benim için Gülten Hocam'ın da dediği gibi bir liderlik özelliği çok güzel ve hoşuma giden bir yönü de şu, eğitim ile eğlenceyi çok güzel harmanlıyor Fatih Hocam. Gündüz eğitim alıp akşam eğlenebiliyoruz ve hem eğitimin içerisinde hem eğlencenin içerisinde bizlerle birlikte yer alıyoruz. Beraber olması çok güzel. Takdir edilesi bir davranış. O yönden lider. Diğer bir özelliği ise Türkiye'nin Avrupa'daki güzel bir yüzü. Çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hep birlikte oluruz. Osmaniye'ye de bekliyoruz. Çok güzel. Çok teşekkürler Medine Hocam. Dilinize sağlık. Nilüfer Hocam sizinle devam edelim mi? Ay çok heyecanlandım. Ben akşamdan beri böyle heyecanla hazırlık yapıyorum. Onun için böyle zor bekledim, kameram kapalı. Fatih Töer bir imzadır. Nasıl imzadır? Hemen şöyle göstereyim hazırlıklarımı. Şöyle bakın. Ay gözükmüyor ama. Maalesef. Evet, ben gözüküyorum. Kalite etiketi aldığınızda altındaki imzadır. Projeniz ilk yapıldığında heyecanla indirdiğiniz imzadır. Ayrıca ulusal konferansa gidersiniz. Oradaki teşekkürün altındaki imzadır. O zaman böyle söyleyeyim. Çok seviyoruz hepsini. Kucaklıyorum. Düzce'deki konferansta biliyorsun ben okulumun turnuvası vardı. Orada çocukların madalya almıştım. Madalyalarını verip koşa koşa gelmiştim. Çok güzeldi. Ben de böyle nostaljik oldum o videoda. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum sana. Koordinatör arkadaşlarıma, Gülten'cime, Gülşah'cime, herkese. Kucaklıyorum herkese. Çok teşekkürler Nilüfer Hocam. Evet şimdi bakıyorum ben sıradan. Can Erdoğan'ı görmüştüm aslında. Can Hocam burada mısın? Şu an göremiyorum, düşmüş olabilir. Aslında güzel bir sürpriz olacaktı Can Erdoğan benim için. Ama zannediyorum gelir. Şu an göremedim. Zehra Hocam sizinle devam edelim mi? Merhabalar Elif Hocam. Fatih Hocam, Hülya Hocam, Turan Hocam ve sevgili koordinatör arkadaşlarım ve değerli katılımcılar. Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler ve selamlar bu güzel günden. Burada olmak çok güzel. Elif Hocam teşekkür ediyorum. Fatih Hocam'ı arkadaşlarım çok güzel tanımladı ama ben hep ulusal konferanslarda yapmış olduğu o duygusal konuşmalarla hatırlıyorum Fatih Hocam'ı. Hep böyle gönlümüze bir parça bırakıyor ve acaba daha çok neler yapabilirim güdüsünü bende uyandırıyor. Ve kolay beğenmeyen ama hani bunu da çok güzel bir şekilde destekleyerek daha nasıl iyisine ulaşabiliriz mesajını veren bir lider. O yüzden Fatih Hocam'a, Hülya Hocam'a, Turan Hocam'a destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Bu ailede olmak büyük bir onur, büyük bir gurur. Umarım elimizden geleni en iyisini yaparak sizlere layık olabiliriz diyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Zehra Hocam. Ben şu an Mehtap Hocam'ı görüyorum. Zonguldak komşu ilimiz. Zonguldak il koordinatörümüz. Buyurun Mehtap Hocam.
Merhabalar, herkese sevgiler, saygılar. Fatih Hocam için ben de birkaç bir şey söylemem gerekirse, çok büyük bir vizyonla bize her zaman yol göstericidir kendisi. Aynı zamanda tam bir lider. Çok teşekkür ediyoruz bize bu süreçteki destekleri ve katkılarından dolayı. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum Elif Hocam. Biz teşekkür ederiz. Ömer Hocam, Hatay'la devam edelim mi? Sesim geliyor mu? Geliyor Ömer Hocam, buyurun. Merhabalar, Hatay'dan kucak dolu sevgiler. Liderlik yönünü vurgulanacağını tahmin etmiştim zaten, o şüphesiz. Ama ben Fatih Hocam'ı 4-5 yıldır tanıyorum. Şöyle bir şey geldi aklıma. Çalışkanlık, disiplin, doğruluk gibi erdemlere, sabır ve denge gibi hassas kabiliyetlere sahip olabilme ender insanlarda gözükür. 4 yıldır tanıdığım bu güzel insan da bu yetkinliklere sahip. Duruşu ve felsefesi birbirine ters düşmeyen güzel insan Fatih Döer. İyi ki tanıdım seni. Bu temel erdemler neredeyse yok sayılırken sen insanlara örnek oldun. Var olasın her daim. Fedakarcı, paylaşımcı ruhun, dik duruşun hiç kaybolmasın. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben bu ailenin bir üyesiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olasın. Var olasın. Teşekkür ederim. Ömer Hocam çok teşekkürler. Can Hocam vardı. Fatih Hocam aslında bir iki sürprizimiz daha vardı ama şu an göremiyorum. Bağlanamazsak selamlarımızı iletin demişlerdi. Ahmet Morsunbil Hocam, Buray İnal Hocam, Can Erdoğan Hocam da aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Sözü size vermek istiyorum ben şimdi. Çok da fazla uzatmadan. Buyurun Fatih Hocam. Tekrar hoş geldiniz. Ya inanılmaz, yani kamerayı kapatmak gereği duydum. Yani çünkü çok mahcup oldum. İnanılmaz mahcup oldum. Çok teşekkür ediyorum Bingöl'den Gültekin Hocam, Eskişehir'den Yusuf Hocam, Nevşehir'den Sevgi Hocam, yani Osmaniye'den Medine Hocam, yeni ilk koordinatörüm Zonguldak ilk koordinatörümüz Mehtap Hocam'a, eski koordinatörümüz Elifer Hanım'a, Gaziantep'ten Zehra Hocam'a ve Hatay'dan Ömer Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Mahcup oldum. Arkadaşlar bu vekaletten ben burada duruyorum. 5 yıldır hasbelkader yürütüyorum faaliyeti. Beraber yürütüyoruz arkadaşlarımızla. Bu bir ekip işi. Yani benim aslında çok fazla yaptığım bir şey yok. Ekiple beraber çalışıyoruz. Beraber karar alıyoruz. Beraber yol alıyoruz. Yol arkadaşlarım onlar aslında. Sizsiniz. Hep beraber yol alıyoruz. İnsan bunun bilincinde olması gerekiyor. Bu arada Nilüfer Hocam şeyden geçemeyeceğim. Saçlar güzel olmuş, farklı olmuş. Onu da söylemeye gereği duydum. Teşekkür ederim. Önümü çektim sabah hazırlık yapmak için. Güzel olmuş, güzel olmuş. Evet, farklı olmuş, güzel olmuş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum. Yani şu anda ben sunum için biraz hazırlık yaptım aslında ama şu anda ne diyeceğimi dahi unuttum. Çok farklı bir sürpriz oldu. Yani elime bulamıyorum aslında bunun için söyleyebilecek. Elif Hocam çok teşekkürler bu ortamı sağladığı için. Ben böyle bir şey beklemiyordum aslında. Bambaşka bir şeyler hazırlamıştım. Bambaşka. Sabaha kadar çeviri yaptım bu arada. Çeviri yaptım. Çevirileri bitirdim sabah. Saat 7'den sonra da bu sunuya başladım. Öyle bir şey. Yani çok bu ama bu hani hiç uyumadan bu işe devam etmek gerçekten insanların hani sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Sonuçta sosyal bir iş yapıyoruz. Ve insanlarla şu anda dokunuyorsun, yüz yüzesin. Yani şu anda Türkiye'nin her tarafından insanlar var bu platformda. Onun için bunu düşününce insan aslında konuşacak kelime de bulmuyor. Yani düşünsenize şu anda 200 kişi burada ve kocaman bir salonda aslında. O bir salon olduğunu düşünürsek hepsi... Şu anda beni dinlediğini düşünüyorum. Ben arkadaşlar size kocak dolusu sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bilemiyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Burada olmak çok güzel bir şey. İtirinlik'te olmak çok güzel. İtirinlik'te ben 11 yıldır İtirinlik'teyim. En fazla yazdığım kelimem, en fazla gördüğüm logo bu. Hayatımda da bir dönüm noktası. Ama benden sonra da illaki bu işi yapacak olanlar vardı. Burada Turan Hocam var, Hülya Hocam var. Biz beraber çalışıyoruz diye böyle bir hiyerarşi yok aramızda.
birbirimize olan saygımız her zaman devam ediyor. Onların düşüncesi çok önemli. Sağ olsun benim de düşüncemi alıyorlar. Beraber yol alıyoruz. Hep beraber yol alıyoruz. Bu yıl bakanlığın yaptığı birçok çalışma biliyorsunuz çok fazla destek alamıyor. Bu yüzden de yani yerelden bir hareket olmadığı zaman da yapılan şeyler sadece elitist yani üst düzeyde kalan bir şey oluyor. Resmi yazılarla da DS üzerine gönderilen resmi yazıların da çok fazla işe yaramadığını görüyoruz. Çünkü insanların birbirine dokunması ve ihtiyacını karşılayan bir şey olması gerekiyor. İTİBİRİNK bunu yaptı. Ben sunuma başlayayım. Şimdi ben İTİBİRİNK Hümanizması diye bir başlık koydum. Ben buradaki arkadaşlarıma sormak istiyorum. Hümanizma ne sizce? Bir iki kelime ya da bir cümle nedir yani? Zehra Hocam seni görüyorum. Nilüfer Hocam seni görüyorum. Hümanizma deyince aklınıza ne geliyor? Yabancı bir kelime. Latince bir kelime bu. Ömer Hocam. Sevgisi geliyor. İnsan sevgisi. İnsan sevgisi. Yani İTİBİRİNK'in insan sevgisi. Evet. Yapmadığımız insanları sevmek. Evet. Ya da yaptığımız işi daha insancılaştırarak, hani böyle onları daha kolay kazanabilerek ve onların az önce dediniz ya ihtiyacına uygun bir şekilde onlara vererek bir nevi hani sevgiyle işi yürütmek. Sevgi. İnsan duygularıyla, evet duygularını da hesaba katarak, sadece iş gözüyle değil de hani sevgiyi işin içine katıp, duyguları işin içine katıp yürümek. Hümanizma. Evet. Sonucu ne olursa olsun insanca yaklaşma. İnsanca yaklaşma, çok güzel. Yani teknik bir şey değerler değil. Değerler değerler, komple değerler olabilir. İş ahlakı ve değerler. Şimdi bu sunumun bunun üzerine dayandığını, ben biraz eleştirel gideceğim arkadaşlar. Hümanizma deyince ne olduğunu aslında biraz şaşıracağınızı düşünüyorum ben. Bu sunumun sonunda ben şaşıracağınızı düşünüyorum. Yani bunu vaat ediyorum şu anda. Beklentiyi de yükseltiyorum. Hümanizma bu değil arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilk defa yapacağım bu sunumu. Yani Elif Hocam sormuştu ne olsun konu diye. Ben özellikle bu konuyu seçtim. Seçmemin de bir nedeni var. Bunu anlatmaya çalışacağım. İnsanlık, sevgi, kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik beyinden çok kalbe dokunan bir faaliyet olarak biliniyor. Neden bunu İTİBİRİNK Hümanizması olduğunu bu sunumun aslında konusunu ifade ediyor. Arkadaşlar, hümanizma sizin söylediğiniz tanımlara bakarak böyle. Şu ekranları da kapatayım. Tek bir şey olsun. Asıl olan insandır ve insanlık sevgisi ve insan yüceliğidir. Yani insanı mükemmelleştiren, insanı bağımsız hale getiren, eğitim düzeyinde de bu öğrencinin daha aktif olduğu, seçme hakkının olduğu, bireysel bir tutum haline gelmesi, şüphe etmesi, işte diyalektik kurması, birbirleriyle iletişime kurması, aynen kabul etmemesi, ve dogmatik yani sabit düşüncelerden sıyrılması anlamına geliyor. Geliştirme anlamına bir pozitif bir anlamı var bu hümanizmanın. Ama bu bize yansıtılan anlam. Yani hümanizmanın bu Avrupa Birliği'nin amaçları kapsamında hümanizmanın insanlara verilmek istenen mesaj aslında bu. Ama bu mu? Bunu konuşacağım bu toplantıda arkadaşlar. Bu şeyde. Şimdi tarihçesine baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz Orta Çağ'da bir skolastizm diye bir şey var. Yani her şeyi dinle açıklaması, Hristiyanlıkla anlatılması gibi bir tavır vardı. Bu yüzden de tamamen kilisenin egemenliğinde bir anlayış vardı. Bu Rönesans'la beraber yıkılmaya başlandı. Rönesans demek aslında biraz da hümanizmayı ateşlendiren bir şey. Yani evrensel değerlere, insan olmanın değerlerine atfedildiği bir faaliyet. Yani insan hiçbir zaman yani mekansal olarak, kültürel olarak, cinsel olarak, etnik farklılıklara değinmeden tamamen insanlık dini olarak ifade ediliyor bu hümanizma. Nereden kaynaklanıyor? Şimdi skolastizmde biliyorsunuz arkadaşlar din egemenliğinde Hristiyanlığa bağlı bir şey vardı, faaliyet vardı. Tamamen dini yaygınlaştırma amaçlı bir şey vardı. Tamamen egemenlik kilisedeydi ve Hristiyanlık alanındaydı. Hümanizma fikri de şuradan çıktı. Antik çağda biliyorsunuz arkadaşlar Sokrates, Platon ve Aristo vardır. Bu Platon ve Aristo genelde özgürleştirmeyi ve demokrasiyi savunan bir felsefe içindedir. Yani aklı, rasyonalizmi savunan bir faaliyettir. Orada dediler ki biz
artık bazı şeyler mesela Newton'un, Kepler'in bir dünyayı keşfetmesiyle ilgili yeni fikirler ortaya çıktı ve Aristo'nun söylediği çoğu şey yalan oldu ortaya çıktı. Yani dünyanın o baştan beri sebepsiz bir yere ortaya çıktığını söylemişti. Halbuki elinde şu yazıyordu, 7 günde dünya var olmuştu. Yani birçok şey Aristo'nun söylediği şeyle din çelişti ve bütün her şey Aristo gibi. Yani onun gibi düşünelim, onun gibi rasyonel lazım, onun gibi aklı kullanalım fikri ortaya çıktı. Bundan dolayı da Rönesans ortaya çıktı. Aslında hümanizma dediğimiz şey bizim antik çağlara olan, yani Yunan, Avrupa'nın özellikle Yunan, Roma kültürlerine olan bir bağlılığıdır. Yani bütün her şeyi klasik edebiyatlara, klasik yani mesela Platon'un Devleti, Aristo'nun Demokrasisi, Metafizik, bu kitaplar arkadaşlar insanın görüş açılarına göre o zamana kadar da gelişmiş bir yapıdır. Yani devlet anlayışıyla insan eğitim anlayışına açıklamışlar bunlar. Bir organizma gibi açıklamış ve daha rasyonel fikirler olması anlamında oraya bir dönüştür. Yani Roma özlemidir aslında hümanizma. Hümanizma deyince arkadaşlar yani insanlık anlamı anlaşılıyor ama hiçbir zaman bu anlamda değildir. Avrupa'da buna bir özentidir. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Yani hümanizma kelimesini kullanırken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki eğitim anlayışının tarihçesine baktığımız zaman da biliyorsunuz arkadaşlar Fransız ihtilaliyle beraber özgürleştirme düşüncesi vardı. Ve birçok biz bilim adamlarımızı, elçilerimizi, büyük elçilerimizi ve biliyorsunuz o dönemde Batı bizden biraz daha ileriydi ve hani özellikle savaşların kaybedilmesiyle birlikte bu adamlar ne yapıyorlar diye bir düşüncemiz vardı. Bunun için birçok özellikle askeri anlamda başladı ilk gelişmeler ve bir Fransız etkisi görüyoruz. Çünkü oradaki düşünce yapısını, onların eleştirel düşüncesini, aydınlanma düşüncesini, ulusal bir kimlik yaratma düşüncesiyle biz Tanzimat ve Meşrutiyet'te Fransa'ya çok fazla akademisyen, o dönemde yazılan bütün eserler, hemen hemen bütün eserler Fransızcadır. Ve bizde de eğitimde de bu gözüküyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında arkadaşlar daha çok Almanlar etkili oldu. Alman idealizmi vardır. Yani insanların daha çok disipline olduğu ve daha çok teknik boyutta, mesleki anlamda geliştiği bir sistemdir. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda daha çok Alman etkisini görürüz biz Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Atatürk'le beraber, 1923'le beraber de arkadaşlar millileşme hareketi, yani ulusal kimliğimize dönme. Çünkü bir savaştan çıkmışız, biz çok toprak kaybetmişiz. Ulusal benliğimize ulaşırsak eğer, yani özgür irademizi biz kendi bir harsımızla, kültürümüzle yoğurursak eğer, bunu savunuruz ve daha fazla toprak kaybetmeyiz. Bir bilinçlenme seviyesidir 1938'e kadar. 1938'den sonra arkadaşlar, Atatürk öldükten sonra hümanizm hareketi başlar. Hümanizm hareketi 1950'ye kadar devam eder. Burada bu harekette arkadaşlar birçok Türkiye'de çelişkilerin, çatışmaların, Doğu-Batı çatışmalarının olduğu ve bunun edebiyata yansıdığı bir dönemdir bu. Bazıları der ki biz Batı'yı almalıyız, yani Yunan gibi olmalıyız, Romalıların düşüncelerini almalıyız ifadesi vardır. Bazıları der ki hayır bunu almalıyız ama Türk özüne göre almalıyız der. Böyle bir çelişkilerin olduğu bir dönem. 1950'den sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar biliyorsunuz birçok ülke yenildi ve Amerika bütün eğitimde de bütün teknolojide de artık ön plana çıkmaya başladı. Biz de 1950-1960'larda eğitim sistemimizi tamamen Amerika'nın pragmatik faydacı eğitim sistemine göre, buna ilerlemeci de deniyor. Bu sisteme göre biz eğitimlerimizi planladık. 1960-1980 ise artık bir çırpınma dönemi. Yani kalkınma, geliştirme, ne yapalım, ne edelim, üniversitelerde ayaklanmaların olduğu, insanların çok fazla solcu mu, sağcı mı olduğu ve bununla ilgili düşüncelerin, akımların yer aldığı bir dönem. 1980'den sonra da arkadaşlar liberal eğitim, yani daha çok özgürleştirici eğitim ve hani bizim kapitalist dediğimiz neoliberal politikaların olduğu ve bütün teknolojilerin, bireysel çabaların, girişimlerin, büyük firmaların oluştuğu, küreselleşmenin gerçekleştiği bir çağ. Biz de onu Türkiye olarak da ilerlemeci akım, son dönemde 2005'ten beri de yapılandırmacı eğitim deniyoruz buna. Yapılandırmacı eğitim kişinin kendi yorumunu katması, yani bilgiyi direkt alması değil, öğrencinin yorumlarıyla beraber ortaya çıkması. Bu ne kadar başarılı oldu, bu akımlar ne kadar yer aldı, bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü
Bu Avrupa Birliği'nin arkadaşlar, yani bak, bütün Batı'nın bizim eğitim sistemimize, felsefemize, bütün siyasetimize yer almasında etki olan sebeplerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu özellikle vermek istedim. Şimdi hümanizm derken bazı bilim adamları, Batılı özellikle, mesela Summermayne, tabiatın kör kuvvetleri bir yana, kaynakta hareket eden ne varsa kaynağı Yunan'dır. O kadar çok seviyorlar ki hümanizmayı. Ernst Renan, yine Fransız bir bilim adamı arkadaşlar, güneş altında tek mucize Yunan mucizesidir der. Yani buna tabii, peki bizim Türkiye'de neler? Birçok bilim adamı arkadaşlar, birçok düşünür, Yahya Kemal mesela, bunu yapılacak tek şey Avrupa medeniyetinin kaynağı, yani Yunan medeniyetine yükselmektir, yönelmektir. Yani onu öncelemektir. Bu yüzden gelişmiş oldu, bunu söyler Yahya Kemal. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise arkadaşlar, bütün kitaplarımı yaktım, kaybettim ben zamanı, ağlıyorum, nihayet menbaa buldum, fakat heyhat, neden sonra şimdi kendimi genç, kavi, yüksek ve geniş buluyorum. Yani bunu Yunan'daki, Atina'daki bilgileri, kitapları okumasıyla bağlıyor ve Batı'ya dönüş olmasını istiyor. Nurullah Ataş da aynı şekilde. Yunanca ve Latince'ye, yani köklere gitmezsek, bilelim ki Batı uygarlığına girmiş olmayız. Kendimizi Batı usulleriyle tanımamız gerekir. Bunun gibi arkadaşlar, birçok düşünürümüz Batı'yla ilgili onun kültürünü almamız gerektiğini, sadece tekniğini değil kültürünü almamızla ilgili düşünceler ön plana koydu. Bu sayıyı artırabilir. Yüzlerce isim var arkadaşlar bununla ilgili. Ama yalnız şurada böyle bir şey var. Bu kişilerin hepsi arkadaşlar aynı zamanda gelişmeyi istiyorlar. Yani gelişmeyi, ilerlemeyi, eğitim sisteminin gelişmesi, Türkiye'nin kalkınmasını istiyorlar. Yani Yakup Kadri mesela Bektaşi'dir arkadaşlar. Ve birçok tarikat mensubudur çoğudur. Ama tek menfaatleri ulusal çapta bir gelişmenin olması ve hani bir düşünce brainstorming dediğimiz beyin fırtınası yaşıyorlar ve bu arada da birbirleriyle çatışıyorlar, tartışıyorlar bu konuyu. Hümanizmanın gelmesinin arkadaşlar, hümanizmayı en çok savunanlardan bir tanesi de biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlarımızda, hatta İsmet İnönü'nden sonra en fazla Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel'dir. Aşısı eski Yunan'da olmayan hiçbir medeniyet bugün ayakta, gövdesi sağlam halde değildir der. Yani o zamandaki marif kongrelerinde bu ifadeleri söyler ve Yunan'a bir dönüş olması gerektiğini, yani onlar gibi düşünmesi gerektiğini düşünür. Ama onun farkı şudur arkadaşlar, biliyorsunuz aynı zamanda köy enstitülerini kurandır. Yani yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ön plana koyandır ve Türkiye'ye özgü bir hümanizm anlayışını getirmesi gerektiğini düşünür ve ona göre bir kimlik yaratılmasını düşünür. Bunun için arkadaşlar birçok tercüme bürolarını kurdu. Biliyorsunuz Hasan Ali Yücel Yayınları diye bir yayın var. Şu anda hala İş Bankası'nın yayınları var. Birçok kitabı var. Tercüme büroları arkadaşlar o zamanki düşünce yapısını insanlara tercüme yaptırarak ve o bilgiyi aşılama ve insanların daha rasyonel düşünmesi için yapılan bir faaliyettir. Bu faaliyetlerden bir tanesi de arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra liselerde klasik kol. Bizim bildiğimiz kollar vardı. Eskiden de vardı. Bu kollar kapsamında da klasik kol uygulaması getirir ve liselerde arkadaşlar Latince'yi zorunlu kılar. 5 saat. Liselerde Latince'nin 5 saat olması gerektiğini söyler. Hatta 1935'te arkadaşlar Atatürk Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kurmuştu biliyorsunuz Ankara'da. Ve orada da asıl amaç her ne kadar ulusal kimliği, birliği yaratmak ve Türk Tarih Kurumu, işte Türk Dil Kurumu, bunu hepsi kendi özümüze, benliğimize dönmek amaçlı kursa da burada da bir Latince şeyi vardır arkadaşlar. Yani iki türlü de bu yorumlanabilir. Suat Sinanoğlu'nun bir kitabı var. Öneririm, Türk Hümanizma kitabı, Hümanizmi kitabı. Bu da arkadaşlar yani Batı'ya göre kendi değerlerimize sahip olmamız gerektiğini, özellikle Yunus Emre, Mevlana gibi Selçuklularda ve Osmanlı'daki Türk kültürünü koruyarak bir çağdaşlaşmaya gidilmesi gerektiğini savunur. Ama en güzel yorumlardan bir tanesi Hasan Ziya Ülken'e göre arkadaşlar, güneş altında söylenmemiş hakikat yoktur. Her şeyi Yunan'a icra etmek mahiyet bakımından manasızlıktır. Yani her şeyi Yunan'a atfetmekte bir yanlışlık olduğunu düşünür. Yani farklı farklı düşünceler var ama şunu bilmenizi istiyorum. Hümanizma dediğiniz şey bu kadar masum bir şey değildir. Şimdi hümanizma nedir? Hümanizma bir ideolojidir bir kere arkadaşlar. Çok fazla eşitlikçi değildir. Çünkü aristokratların, yani ilk başlangıçta çıkma nedeni arkadaşlar, liselerde elit bir zümrenin, yani zümrenin ekonomik düzeyi yüksek olan aristokrat sınıfına eğitim vermek amaçlı ortaya çıkan bir faaliyettir. Ses eski Yunan'da Roma'dır.
din dışıdır. Yani dini kesinlikle kabul etmez. Reform da bu şekilde çıkmıştır. Tamamen hümanizma, ilahi olana karşı insanı koymaktır. Yani bir düşünce koyuyorsunuz, insan diyorsunuz ve ilahi olana karşı çıkıyorsunuz. Tamamen taklitçiliktir. Romalılar gibi olmak hayali vardır. Onlara bir hayranlıktır ve Avrupa'nın geçmişine bir özlemdir. O bunlar komite de söyler, insanlık dinidir der. Tabiatta Tanrı yoktur. Tanrı'yı yaratan insandır düşüncesi vardır. Milliyetçiliği kesinlikle reddeder. Bizim İtalya'da da Avrupa Birliği projelerinde de bu vardır arkadaşlar. Evrenselliği genel ırk, din, dil, ırkı fark ayrım yapmadan toplam bir potada eritme amacı vardır. Evrensel bir kültür ve medeniyet tezi oluşturmadır. Ben ilk bu eserleri okuduğum zaman böyle kulaklarım yandı diyebilirim. Yani farklı farklı düşünceler var. Bizim edebiyatımızda da, eğitim sistemimizde de gelişmeler kaydeden insanların bu konuda da aslında batıdaki bilgileri almamız gerektiğiyle ilgili buradan hümanizma anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar ilk defa bir şey açıklayacağım. Şimdi biz diyorsunuz bizim bir ödülümüz var. Yunus Emre Ödülü. Yunus Emre Kültürel Arası Anlayış ve Hümanizma Ödülü. Şimdi arkadaşlar ben bu Avrupa Komisyonu'yla yazışmalar yapıyorum ve bu ödülün bir ödülün Türkiye tarafından verilmesini istemiştim bir zamanlar. Ve onlar bunu işte ilk önce açıklayalım kimdir, işte Mevlana kimdir, Yunus Emre kimdir diye bir araştırma yaptılar. Ben onlara bir biyografisini yaptığı çalışmalardan bahsettim ama ilk önce bir olumsuz bir tepki aldım. Ama buraya hümanizma kelimesini bunu öğrendikten sonra hümanizma kelimesini buraya yerleştirdim. Ve artık ödülümüz hümanizma ödülü oldu. Ve bunu çok beğenerek, bütün her yerde reklamını yaparak yani iki türlü bir mantıkla hareket ettim. Yani hümanizma yazarsam oraya ben her yerde artık Mevlana'yı bu kadar biliyorsunuz yaygınlaştırmıyorlar ama Yunus Emre ödülünü arkadaşlar her yerde, her platformda dile getiriyorlar. Sırf amacı hümanizma kelimesini ortaya koymak. Biz burada insancılığı, yani insana özgü, kalbe dokunmayı ifade etmeyi düşünüyoruz. Yani öyle algılanıyor ama burada asıl fikir daha çok batılı medeniyetlerin, daha çok din dışı ve skolastik eğitimden çıkış, daha çok serbest düşünme anlayışında olduğundan dolayı bunu kabul ettiler ve şu anda her tarafta yine en azından Yunus Emre ismini bütün Türkiye, bütün dünya, Avrupa artık bu ödülü tanıyor. Yani bunun hikayesi de budur aslında. Yunus Emre ödülünün hikayesi de budur. Mevlana'nın hikayesi de budur. Yunus Emre biraz soğuk baktılar ama oraya hümanizma koyunca bu konuda hemfikir oldular arkadaşlar. Bunu da şu anda her yerde yaygınlaştırıyorlar. Avrupa Komisyonu'nda da bu tartışmalar Türkiye'nin hümanizma konusunda iyimser olduğunu söylemek istiyorlar her yerde. Şimdi arkadaşlar ben asıl konumuza gelmek istiyorum. Ziya Gökalp'ten örnek vermek istiyorum. Toplumdaki tüm sıkıntıların kaynağı milli kültürden uzaklaşma vardır. Yani bütün sıkıntılar, yaptığımız bütün toplum olarak yaşadığımız sıkıntıların bütün nedeni bize ait olmayan bir şeyi almamız. Bu tarihte de vardır arkadaşlar. Biliyorsunuz batılaşma döneminde bizim özellikle Tanzimat döneminde askeri anlamda sıkıntılarımız vardı. Baktılar ki batı bizden biraz daha iyi. Ne alalım? Tabii askeriyesini alalım. Tekniği alalım, ne alalım? Şimdi biz de Itwinning'de arkadaşlar bir dijital bir platform üzerinde yapıyoruz bütün çalışmalarımızı. Burada 44 ülke var. 44 ülke var ve 800 binden fazla öğretmen var. Burada güçlü olan her zaman kültür ayakta kalandır. Yani yoksa biz yabancılaşma yaşayacağız. Yani yabancılaşma dediğimiz kendi kültürümden uzaklaşıp onların yaşadıklarını, onların önemsediklerini, moda dediğimiz, reform dediğimiz düşünceleri tatbik edecekler. Bunun için ben Itwinning faaliyeti bu konuyu özellikle değinme gereği duydum. Çünkü 800 bin öğretmenin 214 bini Türkiye'de ve bu öğretmenler kendi kültürlerini, kendi fikirlerini inanamadığım bazı şeyler var. Mesela Christmas kart, yani yılbaşı kartlarını acaba neden en fazla Türkiye'den öğretmenler katılıyor? Bunu bir anlamış değilim. Paskalya günlerinde en fazla Paskalya paylaşımı Türk öğretmenleri tarafından yapılıyor. Neden bizim kendi kültürlerimize ait daha sağlam, daha geçmiş, yani en eski kültür nedir arkadaşlar? Bir Çin'dir, iki Türk'tür.
Yani bizim kültürümüz daha geçmişte olmasına rağmen, orta çağdan beri gelen bir kültürümüzü acaba biz neden projelerimizde kendimizi daha iyi ifade etmiyoruz? Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani onlara gibi olma, işte Avrupa'da Avrupalı gibi yaşama, işte şapka takma, onlar gibi giyinme, onlar gibi takınma. Bunun olumlu yanları da vardır evrensel anlamda. Yani bir standartlaşma, yani İtalya'ya gittiğiniz zaman ya da işte Norveç'e gittiğiniz zaman hep bütün ürünler aynıdır. Aynı elbise, aynı kıyafet, aynı araba, aynı bisiklet, aynı araç, aynı alet. Bir küreselleşme var. Bu bütün toplumların gelişmesini sağlar. Ama bir yandan da kültürü zayıf olan ülkeler, yani kendisini ifade edemeyen ülkelerin kendini kaybetmesine neden olur. Onların daha iyi olduğunu düşünmesine neden olur. Yani şimdi bireyselleşme var. Şimdi biliyorsunuz orada 18 yaşından sonra çocuklar çocuk olarak kabul etmez, yetişkin olarak kabul edilir ve kreşler başlar. Kreşlerin sebebi de çocuğun bir an önce evden çıkmasıdır. Bizde öyle değildir. Orada kreşler, eğer kreş yaparsanız ileride huzur evi yaparsınız. Bizde bu anlayış da yoktur. Yani en çok dikkat edin arkadaşlar, Norveç'te, Finlandiya'da ölüm şu anda koronadan dolayı huzur evlerinde oldu. İspanya'da huzur evlerinde oldu. Bunun sebebi arkadaşlar bizde bu olmadı. Çünkü huzur evleri kavramından daha çok biz büyüklerimiz her zaman sahip çıkan bir milletiz. Bunun için sahip çıktığımızdan dolayı da yani her zaman büyüklerimiz yanımızdadır. Her zaman ararız. Ya bayramlaşmanın nedeni bir ilk aklımıza gelen onlardır. Yani kreşlere yatırım yapan Avrupa, Batı aynı zamanda huzur evlerine de yatırım yapıyor. Bizim böyle bir kültürümüz yok arkadaşlar. Biz arkadaşlar her şeyin Allah'tan geldiğine inanan ve doğamızın iyi olduğunu düşünen bir milletiz. Yani onlar mesela Hristiyanlıkta şöyle bir şey vardır. Vaftiz diye bir şey var. Vaftizm nedir? Adem, işte Havva o elmayı yer. Elmayı yedikten sonra Allah'ın yasakladığı o elmayı yedikten sonra bunun bir suç olmasına rağmen bunu işler ve bu bir günahtır. Bu ilk günahtır. Bundan dolayı bundan sonra doğan bütün nesiller, herkes kötü doğar. Kötü doğması için de arkadaşlar vaftiz vardır. Yani insanın doğasının kötü olduğu ve insanın bencil olduğu ve birbirine için, yani insan insanın kurduğudur. İnsan insanı öldürmek için vardır. Tamamen bencillik için vardır. Düşüncesi vardır. Bizde ise böyle bir kavram yok. Böyle bir kavram yok. Yani dinimizde de böyle bir şey yok. Biz küçük çocukluk kavramı arkadaşlar 17-18. Yüzyıla kadar Avrupa'da yok. Bizde ise ta İslamiyet'ten beri var arkadaşlar. Orta çağdan beri var. İlk çağlarda işte Hunlar'da, Göktürkler'de vardır arkadaşlar. Biz çocuğa önem veririz, gence önem veririz. Çocukluk vardır bizde. Onlar da yoktur. Onlar yetişkindir onlar için çocuk. Yani hiçbir zaman çocuk psikolojisinden bahsedilmez. Yani bu kadar gelişmiş bir ülkenin, bu kadar kültürü sağlam bir ülkenin neden acaba kendisini ifade etmede bu kadar sıkıntı çeker? Neden 44 ülkenin olduğu bir ülke, bir ortamda Avrupa Birliği projesinde ya da dünya projesinde olabilir bu. Evrensel çapta kendimizi daha ifade etmeyelim. Kendi kültürümüze yansıtmayalım. Tabii bu konuda da bazı sıkıntılarımız var mı? Var. Kendimizi ifade etme sıkıntımız var. Öncelikle yabancılıkta arkadaşlar güçlü olan kendini daha ifade eder. Bunun için arkadaşlar bütün dünyada İngilizler hakimdir. Çünkü ana dili İngilizcedir. Ve bütün toplantılarda İngilizler söz sahibidir. Çünkü dili iyi kullanır. Dili iyi kullandığı için de o esnek hareketleri yapabilir. Kendini edebiyatla anlatabilir, kavramları iyi kullanır. Onun için kendini iyi ifade edebildiği için İngiltere ve Amerika güçlüdür. Biz kendimizi ifade edemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. PR'ımızı, reklamımızı yapamıyoruz. Şu pandemi sürecinde dahi itibirlik faaliyeti olarak yani 50 bine yakın öğretmene ulaştık. Öğretmenle çalışmaya başladık. Tüm Türkiye'de hareketlilik var. İlk koordinatörlerimiz müthiş bir şekilde çalışıyor. Ama kendimizi ifade edemiyoruz. Onlar da anlamak istemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Bunu ben bütün arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. İlk koordinatörlerimize düşen çok büyük fayda var arkadaşlar. Emek var bu konuda. Yapmamız gereken, yol almamız gereken çok şey var. Arada bir fark var. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Batılılaşmaya tamamen karşı da değilim. Şimdi şöyle işe yaramayan bir yerel bir düşünce olduğunu düşünün. Diğer tarafta da batıdan gelen ama işe yarayan bir düşünce var. Ben ikincisini tercih ederim. Yani işe yarıyorsa bakmakta her zaman fayda vardır. Bu bir taklitten uzak olmak süresiyle, yani köy enstitüleri gibi kendimize harz, kendi kültürümüze özgü bir eğitim sistemiyle biz kendimizi daha iyi ifade edeceğimizi ben düşünüyorum. Onun için bu Ziya Gökalp'in sözlerine önem veriyorum arkadaşlar.
ne yapılmalı? Önyargısız yaklaşılmalı. Yani yapılan çalışmalara önyargısız, tarafsız bakılmalı. Arka plan, dediğim gibi Avrupa Birliği'nin, Twinning'in arka planında aslında bu vardır. Ama biz neden olduğunu da Twinning'e de bağlayacağım. Ekonomik ve siyasi fikirleri, burada yapılan çalışmaları, yani Osmanlı'nın yıkılmasının sebebi de buradaki aslında altında yatan fikirleri anlamamamızdan kaynaklanır. Direkt kopyalamadan, direkt aynı anda sahip olmaktan ve onun ne olduğunu düşünmeden yapmamız, yani kendi kimliğimizi korumadan bu işe girişmemizden kaynaklanan bir sebep. Onun için yapılan projelerden de taklitçilikten uzak ama tamamen önyargısız. Şimdi biz yaptık, Oğultu'yla da bitmiyor bazı şeyler. Yani ilim Çin'de de olsa gidin, bakın, görün diyen bir neslin üyesiyiz biz arkadaşlar. Gidip bakıp göreceğiz. Kendi fikirlerimize göre onu bir sentezleyeceğiz. Sentezledikten sonra önyargısız bir şekilde onu değerlendireceğiz. Birbirimize tartışacağız, konuşacağız. Şimdi ben kendi içimizdeki tartışmayı, eleştirmeyi birbirimize eleştirebiliriz ama yurt dışı, Avrupa olduğu zaman arkadaşlar tamamen ben bu fikirden yola çıkıyorum. Her zaman ülkemizde yapılan çalışmaları biz sonuna kadar yani eğer söz konusu vatansa gerisi teferruattır arkadaşlar. Her zaman ülkemizde yapılan çalışmaları biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir kültürüz ve bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunun için de her öğretmenimizin de üzerine düşen farklı şeyler var. Konu itminik olması da önemli değil. Bizim işimize yarıyorsa eğer, gerçekten öğrencilerden faydası oluyorsa eğer, eğer birlik beraberliğimizi sağlıyorsa itminik faaliyeti yapın. Yani bunu düşünüyorsanız yok, öğrencilerinizi kaybediyorsanız bunu yapmanıza da gerek yok. Biz özgün olmamız gerekiyor. Kendi idealimizdeki eğitim sistemimizle beraber bunu yormamız gerekiyor. Teknoloji hiçbir zaman bir amaç değildir. Tamamen bir araçtır arkadaşlar. Eğitim sisteminin gelişmesi amacıyla hani teknoloji olduğu zaman çok daha iyi olacak mıyız? Hiçbir zaman olmayacak. Bu bizim eğitimi kolaylaştıran faktörleri de var. Yani teknolojinin eğitime entegrasyonu ile ilgili yazmış binlerce tez var. Bunların yarısı teknoloji zararlıdır der. %50'si de zararlıdır der. Yani istatistik olduğu zaman, rakamlar olduğu zaman bunu istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Ama insan şu anda bir teknolojik bir platform kullanıyoruz ve şu anda kaç kişi var? Böyle bir bakayım. 213 kişi var ve 213 kişiyi biz arkadaşlar yüz yüze bir toplantıda şu anda görüşemeyiz. Bu teknolojinin güzel bir nimeti, bir faydası ama aynı zamanda dezavantajlı. Özellikle tüketim toplumu olmak amacıyla yani insanların devamlı tükettiği, harcadığı bir yeni bir icatı ya da bir gelişmeyi direkt adapte ettiği ve satın aldığı bir küresel bir dünyada yaşıyoruz. Onun için küresel değildi arkadaşlar. Kü yerel çok önemli bir şey. Hem küresel hem yerel. İki faaliyeti de beraber içine alan Robertson'un düşüncesidir bu. Buna göre bütün çalışmalarımızı buna göre yer alması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi itibinin'e gelelim arkadaşlar. Bütün altyapısı nedir? Arka planı nedir? Bunu anlatma gereği duydum itibinlikte. Avrupa Birliği'nin Erasmus'un yaptığı bütün çalışmalarda hümanizma vardır arkadaşlar. Ve nedir? Hepiniz biliyorsunuz işte öğrencilerin öğretmenlerle beraber yaptığı bir faaliyet, bir dijital bir platform. İşte 800 binden fazla öğretmen var. Yapısı ne? Tabii ki Belçika, işte Brüksel Avrupa bir komisyonu bunu oluşturmuş. Bunu bir firmaya ihale etmiş, edetmiş. Firmanın adı Avrupa Okulu. Bu firma arkadaşlar bu işi yönlendiren kişiler. 44 ülke var burada ve her ülkede birer temsilcisi var. Ulusal destek servisleri var. Biz de Türkiye Ulusal Destek Servisi olarak bunu yapıyoruz. Amaç nedir arkadaşlar? İnsanların bilgi paylaşması. Yani öğrencilerin, öğretmenlerin bilgi paylaşması. Özellikle 1980'lerden beri arkadaşlar diyalektik, yani insanların birbirleriyle öğrenerek tartışması. Önemli olan nedir arkadaşlar? Bazı bilgileri elde edersiniz. Buna ileride değineceğim. Bilgi ve information ve knowledge kelimelerine değineceğim. Buna ulaşmak amaçlı yapılan bir şeydir. Nasıl yapılıyor? Sisteme öğrenciler, öğretmenler kaydoluyor, öğrencileri ekliyorlar ve oradaki ortaklar bularak, kendilerini ortak bularak bu faaliyetlerini, projelerini yapıyorlar. Aynı zamanda hem merkez destek servisinin hem de ulusal destek servislerinin eğitimleri oluyor. Bunu
81 ildeki 83 il koordinatörlerimiz başta olmak üzere diğer ekiplerimizle beraber bu faaliyeti yürütüyoruz. Ne zamandan beri yürütüyoruz? 2005'te başladı biz, 2009'dan beri, yani 11 yıldan beri bu faaliyetin içindeyiz. Ben de 11 yıldır bu faaliyetin içindeyim. Oldukça yaygın bir şey, işe yarayan bir şey. Yani bunun iyi yönlerini almamız gerekiyor. Yani bize işe yarayan, yani bize faydalı olan, ihtiyacımızı karşılayan yönlerimizi almamız gerekiyor. Çoğu insanın hayatını da değiştirmiştir, onu da söyleyeyim. Yabancı bilmeyen insanların yabancı ile öğrendiğini görüyoruz bu faaliyette. Yani birçok arkadaşımız oldu. Benim şu anda arkadaşlar, yani 2000'e yakın arkadaşımın olmasının imkanı yok sosyal medyada. Bu itibinlik sayesinde olan bir şeydir. Yani sosyalliğe getiren bir şey, bir faaliyettir. Güzel bir yapı kurmuşlar. Güzel bir insan mühendisliği var. Yapı da işte dışarıdan göreceğimiz bir ana sayfa, home page dediğimiz, herkesin görebildiği, duyuruların olduğu ve genel istatistiklerin görüldüğü bir yapı. İçeride sadece öğrencilerin, öğretmenlerin girebildiği itibinlik live bölmesi ve onun içinde de sınıf ortamı dediğimiz, yani işin yapıldığı, öğrencilerle beraber üretimin sağlandığı Twin Space sayfası. Üç tane bölümde mantık, çok güzel bir mantık oluşturulmuş ve böyle bir mantık sessiz nesiyle ilerleyen bir faaliyet. Avrupa Birliği kapsamında dediğim gibi 44 ülkenin yaptığı bir çalışma. İleriki zamanlarda da arkadaşlar farklı farklı ülkelerine girdiğini göreceğiz. Şu anda kapıda Mısır var. Şimdi istatistik önemli. Şimdi Düzce'de olduğumuz için Düzce'nin istatistiğini vermek istedim özellikle. Burada 205 bin okulumuz var arkadaşlar toplam Avrupa'da. Biz 50 bine yakın okuldan oluşuyoruz şu anda. Yani %25 hemen hemen çeyreği Türkiye'de. Öğretmen sayısı da çeyreği hemen hemen %25'i Türkiye'den. Proje sayısında ise %10 gibi bir rakamdayız Türkiye olarak. Düzce'de ise arkadaşlar dikkat çeken şöyle bir rakam var. Okul sayısı, benim için dikkat ettiğim nokta, okul sayısı 299. Proje yapan sayısı ise 1000. Öğretmen sayısı 1000. Yani her okulda arkadaşlar 3 kişi bu işi yapıyor. Bu güzel bir şey. Yani her okuldan bir kişi yapmıyor. Yani bir okul şeyi var, etkileşimi var. Yani beraber hareket ediyorlar. Yani beraber hareket etmediği sürece itibinin bir anlamı yoktur. Projeye baktığımız zaman da her okulda en az 2 proje yapılıyor. Bu da yani tek başına yapıldığı anlamına gelmiyor. Yani insanlar demek ki bir okulda başlamış ve artık ikinci projeyi de yapmış anlamına geliyor. Böyle bir mantığı var bunun. Bedik'te yapılıyor. Bu istatistikler vermek de önemli. Düzce'de son zamanlarda özellikle Elif Hocam'ın sayesinde küçük bir il olmasına rağmen Etivinik'te güzel adımlar yapmış durumda. Yani 10 yıldan beri bu faaliyeti hemen hemen Elif Hocam'la beraber yürütüyoruz. Genel hem içerik ekibi olarak hem de katkısı olarak Düzce'den de arkadaşlar şimdi isimleri vereceğim. Bazı isimler vereceğim Düzce'den. Ön plana çıkan öğretmenler. Bu isimleri arkadaşlar ben %90'ını tanıyorum. Yani bunu Elif Hocam sayesinde tanıyorum. Yani Kerim Hoca'ya, Derya Aktürk'ü, Özge Çeltek bilmeyen yoktur herhalde. Cihat Boy, bu arkadaşımız dormant gözüküyor. Bir yıldır sisteme girmiyor ama en fazla proje yapan illerden bir tanesi de Düzce arkadaşlar. En fazla proje yapan kişi de Elif Hocam. İlk koordinatörlerin biliyorsunuz proje yapma durumu yok ama o yine de demek ki öğretmenlerin projelerine girip onlara destek verme amaçlı projelerine girip onlara destek verip onlara yardımcı olmak amaçlı projelere dahil oluyor. Ve isimlerini tek tek söylemek istiyorum arkadaşlar ben kişilerin. Cihat Boy Hocam, Hicran Özüm Soylu, Yağmur Topkaya, Konya'dan geldi. Zeynep Pak, Ali Kemal Ardiç, Tülin Mehmet, Ayşe Arslan, Abdullah Birol, Öznur Günes'in, Günesen Hocam'a ben çok çok teşekkür ediyorum. Yani proje sayıları en fazla proje yapan yani kişiler bunlar. 10 projenin üzerine almaya çalıştım. İsimleri söylemek önemli. Neden? Çünkü bir, buradan başka illerden katılan arkadaşlarımız var. O ilden katılan arkadaşlarımız var. Projeyi yapmayı bilmiyorsa, nasıl yapabilirim diye düşüncesi varsa bu arkadaşlarımız bu projeyi Düzce ilinde en iyi yapan öğretmenlerimiz. En fazla yapan öğretmenlerimiz. Yıllardan beri yapan, yani 2009'da kayıt olan öğretmenlerimiz var Düzce'de. Onun için güzel bir faaliyet. Hürriyet Ortaokulu'nun çok aktif olduğunu, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nin çok aktif olduğunu söyleyebilirim. Özel okullar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem özel okul hem devlet okulları var. Merkezde ve ilçelerde, Kaynaşlı, Yalıca gibi ilçelerde de eğitiminin faaliyetleri yapılıyor arkadaşlar. Bu anlamda ben burada da varsa da arkadaşlarım, 205 kişi var. İllaki vardır bunlar bu arkadaşlarımla. Kerim Hocam'a, Esin'e, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hocam'a bildiklerim bunlar.
Yağmur Hanım'a. Bunlar eğitimin kalitesini hem Düzce çapında hem de ulusal anlamda eğitim faaliyetleri veren ve destek veren arkadaşlarımız. Onun için ben bu arkadaşlara canı gönülden çok teşekkür ediyorum. İsim söylemek dediğim gibi çok önemli. Ama birinci amacım burada o arkadaşlarımın ön plana çıkması. İkinci amacım ise bu konuya yeni başlayan arkadaşlarımla eğitimin nedir, nasıl başlayacağım dediğimiz zaman bu arkadaşlarımla iletişime geçip onlara eminim ki yardımcı olacaktır. Yani proje anlamında, proje dediğimiz zaman proje nedir, mantığı nedir? Sadece eğitimlik için değil arkadaşlar. Kendi hayatımızda, bireysel hayatımızda, kişisel hayatımızda da projenin önemi var. Çünkü bir problem çözme vardır. Yani insanlarla iletişim vardır. Bu anlamda ben eğitiminin çok anlamlı buluyorum. Ama dediğimiz gibi kendi kültürümüze, harsımıza sahip çıktığımız müddetçe. Bu çok önemli. Evet, neden yapıyoruz arkadaşlar? Güzel bir Türk asıl sözü bu burada. Emeğini yalnız yiyen, ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır. Şimdi bu birlik, beraberlik ruhu itibirinin çok güzel bir şey. Bir sosyal sermaye, iki tür sermaye vardır. Bir insan sermayesi, diğer sosyal sermaye. İnsan sermayesi okursunuz, çalışırsınız, öğrenirsiniz. Yüksek lisans yaparsınız, doktora yaparsınız, doçent olursunuz. Okursunuz, bunu aktarırsınız. Ama bunu paylaşmadığınız sürece bunun pek bir anlamı yok. Paylaştıkça, yani işinizi paylaştıkça güzeldir. Yani eğer paylaşmazsanız tek kalırsınız. Her zaman tek kalırsınız. Yani biz eğitimin ilk koordinatörlerim özellikle söylemek istiyorum. Eğer bir şey paylaşmıyorsanız eğer, ben yaptığımla gidiyorsanız eğer her zaman yalnız kalırsınız. Açık oturumlarda da görürsünüz. Tartışma ortamında her zaman biri birine galip olmaya çalışır. Hayır, yanlış söylüyorsun. Ben seni dinliyorum. Tarzda tartışma programları var. Bu birlik beraberlik anlayışı içerisinde birbirimizi dinlemediğimiz anlamına geliyor. Bilgi dediğimiz arkadaşlar kümülatif bir şeydir. Yani bilgi, Thomas Kuhn'un ifadesi bu. Bilgi ilerler. Yani başta bir şey koyarsınız, üzerine bir şey daha koyarsınız, eklenerek gider. İlk önce basitten karmaşığa doğru ilerleyen bir süreçtir. Bunu paylaşmadığınız sürece dinleyip ama benim de şöyle bir katkım olacak diye bir ifade kullanırsanız ya karşı taraftaki de rencide olmaz. Hayır, yanlış söyle dediğiniz zaman direkt karşınızda bir rakip alırsınız. Ve yetimlikte, faaliyetinde de bunu görebiliyoruz. Birlikte olduğumuz zaman, tek bir güç olduğumuz zaman arkadaşlar, bakan beyi de getirebiliyoruz toplantılara. Başka her türlü istediğimiz bütün inisiyatifleri de sağlayabiliyoruz. Kendimize ait düşüncelerimizi öğretmen olmanın getirdiği fikirlerimizi, öğretmenin önemini bütün bakanlıkla herkesle paylaşabiliyoruz. Ama önemli olan birlik içinde olmak. Şimdi arkadaşlar, evrime inanmıyor olabilirsiniz, Darwin'e inanmıyor olabilirsiniz ama şimdi iki tane hayvan görüyorsunuz. Bir tanesi solda bal, bir tanesi de sağdaki arı. Şimdi evrimde arkadaşlar en az evrime uğramış, en az değişen iki canlı karınca ve arıdır. Bunun sebebi arkadaşlar, biliyorsunuz arılar birlikte çalışır. Karıncalar birlikte çalışır. Birlik beraber içinde çalışır. Çok iyi çalışırlar arılar ve karıncalar. Birlik beraber içinde çalıştıkları için de kendilerine daha az yükü düşer. Daha az, yani düşmanları daha azdır. Ve hep beraber hareket ederler. Beraber bir nesneyi taşırlar. Yetimlikte de bunu görüyoruz. Yani daha az evrim yaşamış, daha az değişmiş, daha az yıpranmış canlı arı ve karınca. Bunun sebebi de evrim teorisyenlerine göre birlikte ve hareket etmelerinden kaynaklanan sebeptir. Biz de etkinlik olarak da arkadaşlar eğer birlikte beraber hareket edersek bunu sağlayabiliriz. Tek başına hareket edersek yani şöyle bir fikir var, ortaya koyduk, bunu ben koydum dersem eğer bunu çok kişi kabul etmez. Ya da karşı çıkmaya çalışan olur. Ama biz bunu bir grupla karar verdik. Bunu bir ekip karar ver dediğiniz zaman daha az yıpratırsınız arkadaşlar her zaman. Diğer bir sıkıntı ise kutuplaşma. Yani ilerlemeyememizin en büyük eğitim sisteminde de bizim kutuplaşmamız, yani bölünmüşlüğümüz, siyasi farklılıklarımız. Bu eğitimin aslında bir potada eritiyor. Yani burada her türlü ideolojiden arkadaşım var. Hiçbir kimsenin ideolojisine, düşüncesine, özgür idealesi, özgür düşüncesine hiçbir zaman yani neden böyle düşünüyorsun denilmedi. Bu da bu faaliyetin güzelliği. Her türden, yani uzun saçlı erkek arkadaşlarımız sakallı, küpeli var, kapalı var. Her türden insanın birlikte olduğu bir şey. Çünkü biz birlikte olduğumuz zaman sorunları çözebiliriz. Bunun her zaman farkında olmamız gerekiyor arkadaşlar.
Neden e-twinning? Bununla ilgili arkadaşlar milyonlarca şey söyleyebilirim ama en önemli şeylerden bazılarını almaya çalıştım. Bir kere öğretmene dokunan bir faaliyet. Yani siz öğretmene eğitim açısından dokunmuyorsanız, yani şu anda bir sürü sergi yapılıyor yüz yüze toplantıların olduğu zaman. Bu sergilerde arkadaşlar ben takip ediyorum sosyal medyada. Bizim e-twinning'in dışındaki sosyal medyaları da takip ediyorum. Eğer bir İl Milli Eğitim Müdürü katıldıysa o sergiye ya da toplantıya, orada eğitimlik logosunu görüyoruz. Demek ki öğretmen bunu içselleştirmiş ve öğrencileriyle beraber bunu uygulamış. Bu benim için önemli diyor. Ben bunu almıyorum. Özür dilerim. Diğer bir şey ise arkadaşlar ezbercilikten kurtulması. Yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de ezberci eğitim. Yani bir şeyi ezberleyip o şekilde onu anlama. Yani sınavlar, ben kendi lisedeki sınavlarımı hatırlıyorum arkadaşlar. Sınavdan bir gün sonra hiçbir şey aklıma kalmaz. Ama burada insan ürettiği için, beraber bir şeyler yaptığı için, uyguladıkları için, ürettikleri için her zaman akılda kalıcı oluyor. Yani kısa belleğinden çok uzun belleğe hatırlıyor bazı şeyler. Onun için yenilikçi ve üretime dayalı bir sistem olduğu için de önemli bir şey. Yabancı dil en önemli şeylerden bir tanesi. Şu andaki kaynakların arkadaşlar %99.9'u İngilizce ve Fransızca ve İspanyolca. Yabancı dilde. Eğer yabancı dilinizi geliştirmediğiniz sürece, eğer yabancı dil bilmiyorsanız eğer, kendinizi geliştirmenizin imkanı yok. Bu net bir şekilde. Bir şey arıyorsanız, makale ya da bunu nasıl yapıyorlar diye aradığınız zaman internette, meşhur Google'a yazdığınız zaman, bunu yabancı dildeki eserleri görürsünüz. Ve yapılan paylaşımların, videoların, özellikle eğitim videolarının çoğu yabancı dilde olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bunun için yabancı dil çok önemli. Bunu e-twinning sağlıyor. Diğer önemli bir şey ise öğretmenleri motive etmesi. Motive etmesi nasıl motive ediyor? Bir kere öğretmenlerin yüzündeki gülümseme oluyor. Yani teknoloji kullanımı var çünkü. Çünkü öğrencilerle beraber bir paylaşım içerisinde. O kendi mahrem alanında yaptığı bir çalışma. Ve biz de ulusal destek servisi olarak da onlara her türlü yapabilecekleri, önünü açabilecekleri, kendini ifade edebilecekleri, Türkiye'de ulusal düzeyde ön plana çıkabilecekleri ve gerek belgelerle, gerek yüz yüze toplantılarla ya da gerekse online toplantılarla öğretmenlerin önünü açma ve daha çok ilçede, ilde tanınır hale gelme bir sosyal sermayesini arttırdığı için de motive etme imkanı var. Bu anlamda etkinlik önemli. Teknoloji kullanımı arkadaşlar, literatürde eğer teknolojiyle ilgili bir şey yazarsanız eğer, sizin referans alınma olasılığınız çok daha yüksek. Yani fen bilimlerinde bir şey yazdığınız zaman, yani beşeri bilimlerde yazdığınız zaman bu çok fazla dikkate alınmaz ve bunu tamamen teorik bir düşünce olarak düşünülebilir. Ama teknolojiyle ilgili bir şey yazdığınız zaman, yazıldığı zaman, paylaşım olduğu zaman en fazla referans adılan kaynaklardan bir tanesi de budur, teknolojidir. Teknoloji, değişim, dönüşüm. Bu faaliyetler çok ilgi çeken faaliyetlerdir. Bunun bir diğer nedeni ise küreselleşme arkadaşlar. Firmalar teknoloji malzemeleri satabilmek için teknolojiye her zaman daha fazla yatırım yapar. Ve şu anda dünyadaki en fazla kazanan insanlar, kuruluşlar hep teknolojik kuruluşlar arkadaşlar. Bunun için teknoloji her zaman ön planda olacak. Daha da ileri zamanda daha çok ön planda olacak. Bu gelecek demek. Teknoloji demek gelecek demek. Diğer bir şey ise uluslararasılaşma. Biz yaptık, olduk da bitmiyor arkadaşlar. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman neden gidildi sorusunun cevabı her zaman bilgiyi ve kültürü arttırma olarak karşımıza çıkar her zaman. Demek ki insanlar yurt dışına gittiği zaman bir şeyler görüyorlar, bir şeyler fark ediyorlar. Çok okuyan mı, çok gezen mi tartışması da buradan geliyor. Eğer siz farklı farklı kültürlerle iletişime haline gelirseniz eğer, giderseniz eğer, daha fazla kişiyle tanışırsanız eğer, çünkü etrafınızdaki 5 kişi sizin kendinizin kim olduğunu gösterir. Ve farklı insanlarla konuşmak gerçekten insanların birbirlerini anlamasının ziyade kendisini daha ifade etmesini ve dünyayı daha geniş görmesini sağlıyor. Bu da bu anlamda etkinlik önemli. İnsanların aidiyet duygusunun gelişmesini sağlıyor. Bir kimliktir etkinlik. Yani itiminir. Zehra Hocam söylemişti. İtiminir. Sevgili itiminirler. İtiminirler. Yani bir itiminlik. Yani ben bu faaliyetteyim. Yani bizim bir yığından kurtulma, öğretmen yığınından kurtulma. Yani ben onlardan farklıyım düşüncesi. Yani ben proje yapıyorum. Ben diğerlerinden daha önemliyim. Ben buna aitim. Ben burada inisiyatif sahibiyim. Ben bu faaliyete hareket verebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani kimlik yaratma.
Bunu EPA'da yapmaya çalışıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız da bu şu anda hekimlik olarak. Görelilik, yani relativizm deniyor buna, relativizm. İnsandan insana değişme yapısı. Yani insan insan insanın fikrinin değişmesi. Yani gerçek nedir diye sorulduğu zaman kesinliğe ulaşmak ister insanların. Ama bazen kesinliğe ulaşamazsın. Kesinliğe ulaşamadığı zaman da, yani net bir cevabın olmadığı zaman da belli bir yerde kalırsın. Ama bu böyle düşünmüş, o öyle düşünmüş. O zaman ikisi de olabilir, üçü de olabilir. Yani bunların hepsi mantıklı dediğin zaman bir gelişmedir. Yani Rönesans'ın, aydınlanmanın, batılılaşmanın tek nedeni arkadaşlar görevliliktir. Yani farklı farklı şeylere esnek bakabilmektir. Bu doğrudur. Hatta arkadaşlar Aristo ile ilgili şöyle bir şey anlatırım. İşte bir atın kaç tane dişi vardır sorusuna gidip bakmazlar. Sadece Aristo ne yazmış diye ona bakarlar. Yani o kadar çok önem verirler ki buna. Yani hiçbir şekilde bir kişinin söylediği şey doğrudur. Ya o kişi söylüyorsa, metaböz söylüyorsa doğrudur. Yaklaşımından hareket edersek eğer biz hiçbir zaman gelişmeye, hiçbir zaman başlayamayacağız. Eğer farklı pencerelere baktığımız zaman, yani her şeyden farklı farklı referans vererek bunu düşünmüş, hümanizma iyidir, şu anlamda iyidir. Kötüdür, şu anlam kötüdür. Dediğimiz zaman aslında gelişmenin faktörü arkadaşlar görevliliktir. Bunu da eğitimlik sağlıyor. Farklı proje ortaklarıyla bunu sağlıyor. Güzel bir şeylerden bir tanesi de eleştiri. Birbirimize eleştireceğiz arkadaşlar. Diyalektik sağlayacağız. Yani projelerin mantığı da budur. Kurucuları, yöneticileri, üyeleri birbirimizle tartışacağız. Doğruyu bulmak amacıyla birbirimizi dinleyeceğiz. O anlamda eğitimlik de bize çok fazla şey katan bir şeylerden bir tanesi. Diğer bir şey ise mesleki gelişim. Hem kişisel gelişim hem mesleki gelişim. Şu anda yaptığımız da bir mesleki gelişim. Birbirimizden öğrendiğimiz de mesleki gelişim arkadaşlar. Deneyim en önemli çözümdür. Yani deneyim paha biçilmez bir şeydir. Şimdi her türlü bilgiyi internette bulabiliyoruz, Google'da bulabiliyoruz ama deneyimi bulamazsınız. Onun için eTwinning bu anlamda çok önemli. Diğer bir şey ise sınav yok arkadaşlar. eTwinning'de sınav yok. Sınav olmadığı için bir gelişme var. Yani sınav gerçekten gelişmeye ket vuran sebeplerden bir tanesi. Bizim ÖSYM sınavları da o şekilde. Eğer çoktan seçmeli ya da açık uçlu da olabilir. Bir sınav olmadığı zaman insanlar daha rahat oluyor. Yani bir karşılığında bir ödül ya da bunun karşılığında şunu yaparsan bu olur demediği zaman daha isteyerek kendi amatör duygularıyla bir işe girdiği zaman, severek yaptığı zaman, hobi olarak yaptığı zaman, severek yaptığı zaman bambaşka bir şey oluyor. Sınav olmaması arkadaşlar insanın severek yapmasını gerektiriyor. Çünkü yapsanız da yapmasanız da bu gönüllülük esasına dayalı bir faaliyet. Yaptığınızdan dolayı hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem de bir sorumluluğunuz yok. Bu anlamda eğitimlik önemli bir faktör. Yapmalı mıyım? Yapmalısınız arkadaşlar. Neden? Çünkü çok faydası var. Yani buna ben binlerce fayda daha ekleyebilirim. Yani hem platform anlamında, teknik anlamda neden yapılmasıyla ilgili. Gerçekten öğretmene dokunan ve öğrencinin işine yaradığı için ben bu faaliyetteyim. Biraz önce eleştirilerde bulundum ama 11 yıldır bu faaliyetin içerisindeyim. Gerçekten öğrenciye, öğretmene dokunduğu ve kendisini daha iyi ifade ettiğini düşündüğüm için eğitimlik faaliyetine ben öğretmenlerin kaydolmasını ve oradaki öğretmenlerle tanışmasını istiyorum. Eğitimlik arkadaşlar bilgi toplumuna geçiştir. Şimdi information to knowledge yazdım. Information arkadaşlar bilgi, knowledge bilgi. Bilgi toplumu nedir arkadaşlar? İkisi de bilgi olmasına rağmen information ve knowledge birbirinden farklıdır. Şimdi Türkçesi olmadığı için bunu yazmaya gereği duydum. Bilgi arkadaşlar eğer İnternetten bulduğunuz bilgi ya da işte navigasyonla bir yere gideceksiniz, navigasyonu yazdığınız bilgi ya da işte şu anda işte turizm için bir otele gideceksiniz, bir tatile gideceksiniz. Hangi otellere bakıyorum diyeceksiniz, bakayım diyeceksiniz. İnternete gireceksiniz ve şu otellere kıyaslayacaksınız ve bakacaksınız. Bu biraz bilgidir. Ama knowledge farklıdır. Bilgi toplumu knowledge'dir. Yani bilgi toplumu dediğimiz şey aldığınız bilgileri sentezleyip onların içerisinde kendinize uyarladığınız ve yorumladığınız bilgidir. İTİBİNİK'te de bu var. Yani oradan söylenen bir şeyi ya da atılan bir fikri sadece almak değil. Yani oradan aynı zamanda kendi fikirlerinize göre özümseme vardır. Bence bu diyebilme vardır. Bu da en önemli eğitimde kalıcılığı artıran sebeplerden bir tanesi de knowledge. Yani bilgi toplumuna geçiştir arkadaşlar. Evet.
En son slaytım bu arkadaşlar. Emile Durkheim'in bir sözü, bu sosyolojinin kurucularından bir tanesi. Eğitim toplumun, eğitimin tanımı yanı yapıyor burada. Toplumun kendini mevcudiyeti için gerekli koşulları çocukların içine hazırlama aracıdır. İçinde hazırlama. Yani kendi mevcudiyetini, kendi kültürünü aktarma sürecidir. Bir ergenliğe geçiş sürecidir der. Yani siz geçmişten sahip olduğunuz bilgiyi eğer bundan sonraki nesline aktarıyorsanız bu eğitimdir onun için. Ama burada mevcudiyet kelimenin özellikle kırmızı ile yazmak gereği duydum arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar mevcudiyet ve beka çok önemli bir şey bizim için. Özellikle nutukta da arkadaşlar biliyorsunuz gençlere hitabede de vardır. Mevcudiyetin temeli, yegane temeli budur. Der. Mevcudiyet bizim kendi kültürümüzdür. Ulusal benliğimizdir. Ve bunu birçok yerde de mevcudiyet muhafaza, bütün Atatürk'ün cümle, bütün hemen hemen bütün konuşmalarında vardır. Mevcudiyeti muhafaza etmek. Bu anlamda ben eğitimin çok önemsiyorum, önemli olduğunu görüyorum. Hem bilgiyi işleme, hayatta kullanabilme, problem çözme, bir anlamda uzmanlaşma anlamında eğitimin gerçekten çok faydalı bir alan. Aynı zamanda kendimiz geliştirdiğimiz bir alan. Ama aynı zamanda mevcudiyetimizi korumamız gerektiğini gereken bir şey. Yani bazı bilgiler, atıyorum şu anda kodlamayla ilgili birçok eğitim veriliyor. Biz de işte kodlamada uzman olduğumuz kişi olduğunu düşündüğümüz ve bu alanda gerçekten iyi olan kişileri toplantılarımıza da çağırıyoruz. Ama işte biliyorsunuz arkadaşlar İslamiyet'te iki şey vardır. Farz-ı ayın ve farz-ı kifay. Farz-ı ayın şudur. Yapılması gereken. Yani kesinlikle yapmanız gereken farz olan şeyler. Diğerse farz-ı kifaye. Yani yapmasanız da olur ifadesidir. Kodlama farz-ı kifaye de benim için. Yani nasıl diyeyim? Yapmasanız da olur. Buradaki eğer temel bilgiyi bilirseniz eğer, yani matematiği bilirseniz eğer zaten kodlama yaparsınız. Şimdi çok iyi kodlamacılara bakıyorum ben internette ve soruyorlar. Yani bu kodlamayı ne kadar bu nereden öğrendin bunu? YouTube'daki işte Hintli bir arkadaşımdan öğrendim. YouTube'daki işte şuradaki TED Talks'tan öğrendim. YouTube'daki işte şuradan baktım burada öğrendim. Bunun bir videosu vardı. Buradan öğrendim. Yani temel bilgiyi bildiğiniz zaman eğer sağlam bir temel bilginiz varsa bunda yabancı dilde vardır, matematikte vardır. Bütün işleri yapabilirsiniz anlamına geliyor. Yani aldığımız her şeyi hesaplamalıyız. Artısını, eksisini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Eğitim renkli bunun için de güzel bir faaliyet. Dediğim gibi beka ve mevcudiyet önemli bir kavram. Atatürk'ün yani Cumhuriyetimizi kuran kişinin, önderimizin de ifade ettiği hemen hemen her konuşmasında vardır. Mevcudiyet muhafaza kelimesi. Bu Maarif Nazırlığı'nda da bütün her yerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlarında da, eski mevzuatlarında da vardır. Onun için önemli olan arkadaşlar bizim kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi koruyarak yeni farklı alanlarda üretime geçmemizdir diye düşünüyorum ben. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son cümlemi de Sait Faik Abasyanık'tan bitirmek istiyorum. Dünya güzellikler kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Ben çok teşekkür ediyorum katılan, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir hayalim var. Martin Luther King'in söylediği gibi bir hayalim var. İTV'nin ya arkadaşlar biz ulusal çapta eğer bir faaliyete dönüştürebilirsek Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerle, Azerbaycan'ı, işte Katar'ı, oradaki ülkelere katarak kendimize ait bir platform oluşturduğumuz zaman işte o zaman çok güzel olacak her şey. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun Fatih Hocam. Çok güzel, çok keyifle, hayranlıkla başından sonuna kadar izliyoruz sizi. Gerçekten çok ben merak ediyordum humanizma deyince nereye bağlayacak Fatih Hocam? İTV'nikle nasıl tabii ki hani alakalı ilişkilendirilmesi ama çok güzel noktalara değindiniz. Bu anlamda ağzınıza sağlık. Bir ders gibi oldu kesinlikle. Farklı oldu bu süreçte her gün bir webinar adı altında bizler Düzce İl'inde Nisan ayında başladık. Mayıs'ta da devam ettik ve Haziran'da da devam ediyoruz. Çok daha böyle bir farklı bir tat da oldu. Çok keyif aldık. Dilinize sağlık.
E-Twinning 11. yılını, evet 2009'dan beri de başladık. Ben de 2009'da ilk koordinatörlerdenim. Birlikte başladık. Bu süreçteki çabanızı, emeğinizi bizzat şahit olan kişilerden biriyim. E-Twinning elinizde büyüdü. Kaç tane arayüz değişti bu süreçte? Kaç kere E-Twinning'i yeniden öğrendik? Yeniden keşfettik. Her arayüzü yeniden üzerinde saatlerimizi verdik. Ben öğrenme okulu diyorum E-Twinning için. Hiç bitmiyor. O okuldan hiç mezun olamıyorsunuz. Bugün açsam baksam yine acaba şurası neydi diyebileceğim bir platform. Bu anlamda sizi de güncel tutuyor. Sürekli yeni şeyleri öğrenmeye sizi güdülüyor. Tabii ki hedefimiz Düzce olarak biz şu süreçte güzel bir hız aldık. Önümüzdeki dönemden itibaren yüz yüze de eğitimlerimiz tabii ki anlam kazanmış oldu. Daha çok kişiye hitap edebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü ilçelere çok fazla gidemiyorduk bu süreçte. Şu an ilçeden birçok arkadaşlarımız bizim eğitimlerimize de katılıyorlar. Bir farkındalık oluştu. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah çok daha farklı arkadaşlarımıza, uzaktaki arkadaşlarımıza da ulaşabileceğiz. Güzel, keyifli projeler yapmaya başlayacağız. Hayaliniz hayalimizdir Fatih Hocam. Umarım o sonda bahsettiğiniz hayal gerçekleşir. Doğudan batıya aradaki köprü olarak belki çok daha güzel güzelliklere dokunabiliriz. Çok daha iyi işler yapabiliriz. Hedefimiz çocuklarımız, bizden sonraki gelecek kuşaklar. Biz geldik gidiyoruz, sizin de demeniz gibi. Bugün buradayız, yarın yokuz. Ama peşimizden gelen nesil gerçekten çok önemli. Ve ben bazen acaba nereye gidiyoruz diye, çocuklarımız ne olacak diye korkuyorum açıkçası. Umarım bizler, biz gönüllüler diyelim, bu işi sevgiyle yapan, içi insan sevgisiyle dolu olan, rengine, diline, dinine bakmaksızın herkesi kucaklayabilen kişiler olarak umarım gelecek nesillerimizin şekil almasında küçücük de olsa bir payımız olur, dokunabiliriz umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız vardır ama öncelikle Turan Hocam, Hülya Hocam, sizler de burada varsınız. Çok teşekkür ediyorum öncelikle geldiğiniz için. Birkaç bir şey söylemek ister misiniz Hülya Hocam? Çok teşekkür ediyorum. Fatih Hocam güzel bir sunumdu. Covid-19'dan dolayı karantina sürecinde gerçekten evlerde de yorulduk. Ama biz her türlü eğitime hazırız. Gerçekten uzaktan eğitimlere de aşinayız. Ağzınıza sağlık diyorum Sayın Fatih Hocam. İlk koordinatör arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Birlik oldukları ve katılım sağladıkları için. Öğretmen arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum. İnşallah yüz yüze eğitimlerde karşılaşırız. Teşekkür ediyorum Elif Hocam. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hocam. Çok sağ olun, çok naziksiniz. Turan Hocamı göremedim sanırım, düşmüş olabilir. Arkadaşlardan söz almak isteyenler varsa, zamanımızı da bayağı bir doldurduk. Söz almak isteyenler varsa el kaldırabilirlerse arkadaşlar, söz verebilirim. Ben hemen dalmak istiyorum müsaadenle Elif Hocam. Buyurun, buyurun Zehra Hocam. Öncelikle bu güzel yayın için, bu organizasyon için size çok teşekkür ediyorum. Davetin için özellikle teşekkür ediyorum. Fatih Hocam muhteşemdi. Kendimi böyle üniversitede yüksek lisans dersi dinler gibi hissettim. Çok şey kattı bana. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve sizi izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Zehra Hocam, Gaziantep'ten katıldı ilk koordinatörümüz. Sürekli iletişim halinde olduğumuz, bizi çok destekler sağ olsun, şu anda katıldı yoğun programının içinde arasında, kırmadı bizleri. Çok teşekkür ediyorum.
Sanırım söz almak isteyen yok. Hicran Hanım var. Hicran Hanım'ı görüyorum ben. Söz almak isteyen var da Elif Hocam. Fatih Hocam hoş geldiniz bu arada. Hülya Hocam. Ben el kaldıran bakıyorum göremediğim bir için. Bir iki kişi var da Elif Hocam. Tamam buyurun. Hicran Hanım var. Bir de Ayşe Hocam var. Evet Fatma Hocam var. Fatma Hocam'ı da gördüm. Evet. Evet buyurun Fatma Ayşe Hocam. Onur ettiniz hepimizi. Çok 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 teşekkür ederiz. Evet. Hicran Hocam herhalde bir şeyler söyleyecekti. Sesinizi açabilirsiniz hocam. Fatma Uludağ Hocam el kaldırıyor Elif Hocam. Hicran Hocam'a bir söz verelim. Hı-hı. Daha sonra Fatma Hocam. Hicran evet, Hocam buyurun. Merhabalar. Evet Fatih Hocam hoş geldiniz. Gerçekten yani zaman nasıl geçtiğini ben anlamadım. O kadar güzel anlattınız, o kadar akıcıydı ki. Tekrar teşekkür ederim. Hocam benim sormak istediğim bir soru var yetenek projeleriyle ilgili. Hani biz etkinlik yaparken öğrenci yüzleri gözükmesin istiyoruz. Eğer öğrenci yüzü gözükecek şekilde olursa buğulanması ya da emoji konulması. Hani bu konularda ben bir netlik istiyorum. Çünkü her şeyde bir işte hani yüz gözükmesin. Tamam da hani diyelim ki öğrenciye röportaj yapıyorsun ister istemez yüzü gözüküyor. Onu buğulandırmak mı yoksa emoji koymak mı daha mantıklı? Bir de şey soracağım hocam. Biz bu proje sonunda öğrencilere katılım belgeleri veriyoruz. Mecbur öğrencinin soyadını da yazıyoruz. Ayrıca onu biz Steven Space'te sayfalara da ekliyoruz. Bu sefer ne oldu? Öğrencinin soyadı gözüktü. Ve şey var hocam bir de Steven Space'te ana sayfalar değil de sadece sayfalar bölümüne öğrenci yüzleri açık bir şekilde koyduğumuzda sıkıntı oluyor mu? Çok teşekkür evet, ederim. Hocam, bu akşam biliyorsunuz saat 8'de bir tane webinar yapacağız. Şimdi bu soruları derledik biz. En çok sorulan soruları bütün illerden aldık. Öğretmenlerimizin yüzlerce sorusu oldu. Onu grupladık ve grupladıktan sonra da bu sorular, bunun gibi yüzlerce soru var. Bu soru da var arkadaşlar. 3 tane soru. Bu akşam saat 8'de bizim webinarımız var. Oraya katılabilirseniz eğer Hicran Hocam. Ben çok sevinirim. Kalite etiketi sürecinde hem güvenlikle ilgili öğrencinin yüzlerini gizlemesiyle ilgili hem kalite etiketi değerlendirme ekibi, komisyon başkanı Ezgi Hocam başlayacak. Bütün ekip de orada olacak arkadaşlar. Bu bütün konuları tartışacağız. Bu soru var orada. Ben istiyorsanız oraya bırakayım. Kendi çünkü insanlara bazen inisiyatif vermek gerekiyor ve çünkü onun sorumlusu onlar. Proje değerlendirme ekibi ve onların değerlendirmesine saygı duymak zorundayım. Şimdi kısaca şöyle söyleyeyim. Öğrencilerin TwinSpace kapalı bir ortam public bir alan değil. Yani herkes görebileceği bir alan değil. Onun için paylaşımda bulunmanızda bir sıkıntı yok. Ama öğrencilerin yüzü atıyorum şu şekilde çekilirse, tam profil gözükmezse gözükmedikten sonra çok bir sıkıntı olmayacaktır. Ama emoji koyduğunuz zaman da komik duruyor. Yani şöyle emoji koyduğunuz zaman gerçekten çok absürt bir hale geliyor. Daha çok belirsiz yani başkası bunu alır, kullanır, kullanmayacak hale getirip koymak gerekiyor. Yani şöyle, iyi niyetli insanlar yok. Yani kötü niyetli insan çok fazla var. Ve farklı farklı web sitelerinde, kötü amaçlı kullanan web sitelerinde çocukların resimleri gözüküyor. Paylaşılıyor bunlar. Ve kişileri, çocuğu arıyor mesela. Eli yüzü düzgün bir tane çocukcağızın fotoğrafını koyuyorlar oraya. Ve ismini bulduktan sonra da o çocuğu araştırıyorlar sosyal medyadan. Ve çocuğu bulmaya çalışıyorlar. Böyle sapık zihniyetli insanlar olabiliyor. Yani maalesef İnsanlarımız çok şey değil. O yüzden kapalı bir ortam. Konuda TwinSpace'in eğer açmadığınız sürece bir sıkıntı yok. Değerlendirme sürecinde de arkadaşlar biraz pikselini düşürün ve tam olarak şu şekilde yüzü gözükmesin. Yani bir yerde kullanılmasın. Bizim için bu yeterlidir. Bu kadar cevap vereyim Hicran Hocam. Bu akşam saat 8'de inşallah bütün bu kalite etiketi süreciyle ilgili sorulara da ekibimiz Ezgi Hocam cevap verecek. Hocam çok teşekkür ederim. Webinarlar 500 kişiyken çok zor giriyorduk. Girdiğimizde de çıkıyorduk. Nasıl oluyordu bilmiyorum. 1000 kişi olunca sıkıntı yaşamadık. İnşallah akşam da sıkıntı yaşamadan giriş yapabiliriz. Tamam. Tekrar teşekkür ederim hocam. Bekleriz. Şu anda arkadaşlar webinarların ortalaması 750-800 civarında gidiyor. Yani ben ortalamayı söyleyeyim. 3000 olan da oldu. 400 olan da oldu. Onun için tamamen doldurduğumuz 1-2 tane webinar oldu. Çok fazla olmadı. Onun için
Ben herkese alacağını düşünüyorum. Eğer çok fazla katılımcı olursa zaten bunları biz kendi eğitimin YouTube kanalında da paylaşıyoruz webinarları. Eğer kaçırırsanız oradan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Ecan hocam çok teşekkürler. Fatma hocamın elini görüyorum ama Fatma Uludağ hocam. Buyurun hocam. Zonguldak'ta değil mi herhalde? Ben öyle hatırlıyorum Fatma hocam. Zonguldak evet. Mehtap Öz hocam el kaldırdı. Evet. Merhabalar, Zonguldak'tan selamlar, sevgiler. Sayın değerli üstad rol modelimiz Mehmet hocam, sizi sevgiyle Zonguldak adına kucaklıyoruz. Bizim için çok değerlisiniz, çok güzel webinarınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi sizinle tekrar buluşturan Elif çok değerli öğretmenimize sizin adınıza çok teşekkür ediyorum. E-Twinning buluşturur, evet bize çok güzellikler katıyorsunuz. Bu süreçte, pandemi sürecinde gerçekten öğrencilerime e-Twinning projeleriyle, Web2 araçlarıyla o çocuklara evlerinde bir nebze olsun yüzlerinde tebessüm oluşturduğunuz için bana çok şeyler, mesleki gelişime, e-Twinning webinarlarınızda çok şeyler kattığınız için katılmak istedim. Bir nebze teşekkür borcunu kendimde hissettim. Evet ne güzel hümanizm üzerine başlık almışsınız. Gerçekten dünyayı sevgi kurtaracak. Bizler çocuklarımızın yüreklerinde ufacık da olsa bir sevgiyi kondurabiliyorsak bunlar da e-Twinning platformu projeler aracılığıyla oluyor. Ki hem ulusal hem uluslararası platformda. O yüzden bu camiada ve sizlerle Bu ekipte olduğum için çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Zonguldak kocaman sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Mehtap Öz hocam buyurun. Merhabalar tekrardan. Fatih hocam merhaba. Fatma hocam o kadar güzel konuştu ki bana söz bırakmadı açıkçası. Ama Fatih hocamı tekrar dinlediğim, tekrar gördüğüm için o kadar mutlu oldum ki her zamanki gibi çok büyük bir mutlulukla dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Elif hocam böyle bir organizasyon için başta size, Fatih hocama, ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Her zamanki gibi harikasınız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben Özlem Elcivan hocama, özellikle ona söz vermek istiyorum. Elini de kaldırmış. Listede onun ismini göremedik ama Fatih hocam yeni başladı. 2 yıldır, 3 yıldır e-Twinning yapıyor Özlem hocam. Projesi çok fazla olmamış olabilir ama yapıyor olduğu projeleri gerçekten çok kaliteli yapıyor. Lütfen Özlem hocam buyurun, el kaldırmışsınız. Hemen sesiniz için bağlanırsanız. Değerli Fatih öğretmenim, Düzce'ye aramıza hoş geldiniz. Umarım bu sıkıntılı günler sonucunda yine 2015'te yaptığınız gibi bir çalıştayda burada hep beraber birlikte olabiliriz. Ben kameramı açmaya çalışıyorum Elif hocam ama izin vermiyor sanırım. Tamam. Sizinle ilgili tamam. Bir durum yok ama. Tamam. Tamam, açabildiniz. Fatih hocam, ben teknik öğretmenlerin sesi olarak sizinle görüşmek istedim. Size sesinizi duyurmak istedim. Onun için bağlanmak istedim. Ben bu platforma 2 yıldır tanıştım. 2 yıldır üyeyim, çalışıyorum. Ve bu platforma girmeden önce, e-Twinning'le tanışmadan önce kültür öğretmenlerinin, ilkokul öğretmenlerinin, özellikle İngilizce öğretmenlerinin bu platformda çalıştığını duyuyorduk. Hatta ben tasarım alanı öğretmeniyim, makine ressamıyım aslında. Bu bir proje yapacağımı söylediğimde bana onu hep İngilizce öğretmenleri yapıyor. Siz teknik öğretmen olarak bu platformda ne işiniz var dediler ama ben peşini bırakmadım ve devam ettim. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz teknik öğretmenler olarak bu platformda azımsanmayacak düzeyde projeler yapıyoruz. Size sesimi duyurmak istedim bu konuda. Diğer arkadaşlarım adına. Mesleki ve teknik okullarda bu konuda çok güzel projeler yapılıyor. Bu şekilde sesimizi duyun istedim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hocam şöyle söyleyeyim, çok özür diliyorum. Ben kısa bir parantez açmak istiyorum.
Şimdi meslek yabancı öğretmenleri sadece yapıyor değil. Şu anda portaldaki öğretmenlerin %33, %34 İngilizce öğretmeni. Yani geri kalan %70'i İngilizce öğretmeni değil. Ve ondan sonra da sınıf öğretmenleri yer alıyor. Ondan sonra anaokul öğretmenleri, sonra meslek lisesi öğretmenleri. Yani eğitimlik faaliyetini yapan, çok iyi projeler yapan meslek lisesi öğretmenlerimiz de var. İmam Hatip'ten de var, normal endüstri meslek lisesinden öğretmenlerimiz de var. Ve onların faaliyetleri hem teorik hem pratik. Yani uygulama aşamasında olduğu için, daha üretim bandına yaklaştığı için daha bence daha çözümcü ve daha güzel, yani somut veriler içeriyor. Onun için proje yapmaya devam edin hocam, Özlem hocam. Teşekkür ederim. İmkan sağladığı için değerli UDS'ye de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Ben hemen iki arkadaşım daha var. Co-host oldukları için el kaldıramadıklarını yazdılar özelden. Yağmur hocam buyurun. Daha sonra da İpek hocamı alacağım. Ondan sonra da oturumu kapatacağım. Teşekkür ederim Elif hocam söz hakkı verdiğiniz için. Ben öncelikle Mehmet Fatih Döver hocamı gerçekten burada Düzce'de ağırladığımız için ve diğer Türkiye'nin dört bir yanından şu an hani gerçekten çok heyecanlandım bir an. Kalp atışlarım böyle küt atmaya başladı, yükseldi. Hani Türkiye'nin dört bir yanından, İtvinik ailesinden katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Biz çok büyük bir aileyiz. Yeniden burada Mehmet Hocam'ın katılımıyla, bu güzel paylaşımıyla, farklı paylaşımıyla yeniden hissetmek benim için çok mutluluk verici oldu. Bu ailede olmak bir ayrıcalık, öğreniyor olmak, sürekli yolda olmak. Ben çok teşekkür ediyorum herkese, Mehmet hocama. Çok sağ olasın Yağmur hocam. İpek hocam, buyurun sizi de dinleyelim. Evet, zaten herkes o kadar güzel şey söyledi ki gerçekten üzerine bir şey ekleyemeyeceğimi biliyorum ama ben de naçizane teşekkür etmek istiyorum. Fatih hocam, ben de 2 yıldır bu aile içerisindeyim. Aile diyorum çünkü gerçekten çok sıcak bir ortamı var ve şimdiden çok şey kaçırdığım için hayıflanıyorum, üzülüyorum. Ve büyük bir enerjiyle aradaki açığı kapatmayı umut ediyorum. Çok güzel bir enerji var. Elif hocam sağ olsun Düzce'de çok güzel çalışmalarla bize bunu tanıttı. Bize bu imkanı sağladığınız için, bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler İpek hocam. Evet, Fatih Hocam var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Ayrılamıyorum, kapatamıyorum kameraları. Ben şunu söylemek istiyorum, şöyle kapatalım mesela. Arkadaşlar, bir önümüzde bir kendi ülke olarak bir engelimiz var. Yani aslında engelimiz şu, ben birçok çalışmada bulundum, takip ediyorum. Yani niye yapamıyoruz biz bu işi diyorum ve bir sürü ülkeye gittim, yani 100'e yakın ülkeye gittim ve oradaki eğitim sistemlerine baktım. Bizdeki sıkıntı şu arkadaşlar. Yani asıl sıkıntımız şu, bir yabancı sıkıntımız, ikincisi arkadaşlar karnımızı aç. Yani temel gereksinimlerimizi hala yerine getiremedik. Yani biz daha nasıl diyeyim, genelde kendini geliştirmiş filozof, felsefeci, düşünür, bilim adamı hepsi arkadaşlar genelde özgür düşüncesi olan ve belli bir ekonomik seviyesinde yüksek olan insanlardır. Yani siz normal sıradan bir insanın şurada bunu buluşu yaptı diye bulmanız çok zor bir şey. Ve yani İlber Ortaylı dahi mesela şu anda en önemli bilim adamlarından bir tanesi, tarihçilerden bir tanesi. Ya çok aristokrat bir aileden geliyor. Yani bizim daha şu anda işte şeyin söylediği gibi bu temel gereksinim aşamasından güvenlik aşamasını geçtik. Şu anda 3. aşamadayız. Yani kendimiz gerçekleştirmemiz için biraz da karnımızın ve ekonomimizin düzeldikten sonra bizim Türkiye olarak önümüzde hiçbir engelin olmayacağını düşünüyorum. Ne zaman ki arkadaşlar, bu biliyorsunuz Bakırköy'de bir heykel vardır. Rodin heykeli. Biliyor musunuz? Böyle düşünen adam heykeli. Böyle durur. Bu bizde nerededir? Akıl hastanesinde. Yurt dışında nerededir? Üniversitelerdedir ve okulların bahçesindedir bu heykel arkadaşlar. Ne zaman ki biz o heykeli akıl hastanesini alıp okulların, üniversitelerin bahçesine koyduğumuz zaman, işte o zaman her şey değişecek. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize çok sağ olun. Yani günlerce konuşulabilir. Konuşmak da isterim.
Katılan arkadaşlarıma, başta Elif Hocam'a çok yani bu ortamı sağladığı için, bu kadar kişiyi bir arada getirdiği için onları görmek çok güzel bir şey. İlk koordinatörlerimizi, Yağmur Hocam'ı tabii başından beri takip ediyorum. Karapınar'dan beri bilir. Yani Lüfer Hocam zaten, yani Gülten Hocam baştan beri yani harika, yani güzel bir görüntü. Burada göremediğim arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Herkese saygı sevgilerimle ve muhabbetle selamlıyorum. Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere. Akşam saat 8'de arkadaşlar webinarımız olacak. Sizi oraya da beklerim. Oraya da biraz çalışacağız inşallah. Çok güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum. Elif Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Size, Ulusal Destek Servisimize her zaman arkamızdasınız. Hep birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Hülya Hocama, Turan Hocama, ilk koordinatör arkadaşlarıma, kardeşlerime ve bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum.